Kuzma. Senin adın Osman. Senin adın Osman. İsmin mübarek. Ömrün uzun olsun Osman. Osman'ım. Günaydın. Alışta da bu kadar yakından gelmiyordu ezan sesi. Burada yedi tepeden de ayrı ayrı geliyor. Bambaşka bir büyüsü var. Evet, burası çok büyülü bir şehirdir. Sayıklıyordum. Mahmut'un bebeğini gördüm yine rüyamda. Güzel bir rüyaydı o zaman. Kim bilir, belki şimdi konuşmaya bile başlamıştır. Hayattaysa da. Seyit, sakın böyle konuşma. Hayatta tabii ki. Mahmut da, Havva da, benim ailemde, Celil de, Petro da, hepsi hayatta. Ne konuştuk biz? Aksini duyana kadar hepsi hayatta. Ben buna inanıyorum. İnanmak istiyorum. Hadi. Hadi hazırlanıp sefarete gidelim bir an önce. İstanbul'da tanıdıklarımız var mıymış yok muymuş bir şansımız deneyelim. Hadi gel. Hadi. Osman! Osman! Osman. Dayan, yorma kendini. Tamam, yorma kendini Osman. İyi olacaksın, kurtaracağım seni, tamam mı? İşgal tehlikesi olmayan Anadolu şehirlerine kaçarken Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden kaçan binlerce beyaz mülteci Karadeniz'den gemilerle ülkeye giriş yapıyor. Beyaz mülteciler. Annemler de o gemilerden birinde, eminim buna. İnşallah canım benim. Hazırsan çıkalım yavaş yavaş. O çantayı burada bırakamayız. Her şeyimiz onun içinde. Tabii yanımıza alalım da dışarısı pek güvenli değil biliyorsun. Ama alalım. Alalım, doğru söylüyorsun. Yanımızda dursun. Kim o? Açar mısın Seyit Bey? Ben otel müdürü İsmet. Sizden odayı boşaltmanızı rica edeceğim. Niye? Malum otelimizin mecburi İngiliz misafirleri var. Bu yüzden yeni gelenlere bu odayı vermek zorundayım. Ne diyorsunuz siz beyefendi? Ben de bu otelin müşterisiyim. Ayrıca onlar gibi bedavaya kalmıyor burada.
Ben bu odayı bir aylık peşin size ödedim, kiraladım. Paranız ziyade edilecek. Lütfen beni zor durumda bırakmayın. Eşyalarınızı ben muhafaza ederim. Bir yer bulduğunuz zaman da gelir alırsınız. Ne oluyor? Mesele nedir? Yok yok, bir mesele yok. Lütfen. Ben halledeceğim şimdi. Neyi halledeceksiniz siz İsmet Bey? Siz neyi hallediyorsunuz? Bu yaptığınız büyük saygısızlık. Ben bu odayı dün kiraladım. Ve bu oda şimdilik. Bir aylığına bize ait. Seyit, tartışma. Bir saniye şurada. Seyit Bey, çok zor durumda bırakıyorsunuz beni. Lütfen, lütfen diyorum size. Misafirleriniz kendilerine kalacak yer baksınlar. Evet, bu oda iyi. Burayı istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu oda dolu. Üzgünüm ama boşaltmak zorundasınız. Bu otel de bizim karargahlarımızdan biri. Şehrin yeni düzeni getirene kadar siz yabancılar, Türklerin değil, bizim misafirimsiniz. Ben de Türk'üm. Öyle mi? Size odayı boşaltmak için 15 dakika süre veriyorum. Hiçbir yere gitmiyoruz. Size gider misiniz diye sormuyorum. Hemen bu odayı boşaltın diyorum. Derhal. Ben de hayır diyorum sana. Seyit, Seyit yalvarırım. Hadi gidelim. Hadi tamam, yalvarırım. Hanımefendiyi daha fazla tedirgin etmeyelim. Hadi. Bir asker elindeki silahla haklı çıkmaz. Şartlar herkes için değişebilir. Usul anlamlısı yön değiştirebilir. Seyit, oraya eşyalarımızı almak için bile dönmeni istemiyorum. Duydun mu Beril? Bu adamlar zorba. Nasıl böyle bir şey için kendini silahın önüne atarsın sen? Ya gerçekten çekseydi o tetiği? Ben korkak insanı gözünden tanıyorum şurada. Kendi ayaklarımızla gidiyoruz sefaretim. Ya senin ismini buraya da bildirmişlerse? Ya burada yakalarlarsa, tutuklarlarsa seni? Koçoyun meşhur başbayın! Bu sefaret çarım hizmetinde. İhtilali tanımaz. Güvendeyiz. Bir bilet kadar yakınızda. Ben artık kimseye güvenmiyorum. Boş oyun başbalerini. Muhteşem gösterisi. Kaçırmayın. Rusya'nın en ünlü balerini burada. Gösterisiyle siz de öyle. Başbaleri. Bir bilet kadar yakınızda. Bir bilet kadar yakınızda. Boş oyun meşhur başbalerini. Muhteşem gösterisiyle. Muhteşem gösterisiyle siz de öyle. Narmandan da burası. Geldik. Boş oyun meşhur baş balerinin muhteşem gösterisini kaçırmayın. Bunların hepsi de ya baş balerin ya meşhur şarkıcı. Öyle acıyorum ki. Elinaz abla, sen bize acı. Baksana her yerinde düşman oldu. Bakma der konuş. Oyalanma, oyalanma. Adımlarını aç, dibimizden ayrılma, tamam mı? Şu kalabalığa bak. Herkes yakınlarını arıyor. Demek ki yardımcı oldukları doğruymuş. Ne olur annemler gelmiş olsun, yalvarıyorum, bulurum bunları. Gel şuradan manifaturacıya da uğrayalım. Yahya Güzide'ye elbiseli kumaş alın demişti. Yok Gülnaz abla, yeni kıyafet falan istemiyorum ben. Yahya Bey sağ olsun ama gereksiz masraf. Sen mi bileceksin neyin gerekli olup olmadığını? Kocan alınacak diyorsa alınacaktır. Gel şu tarafta. Sabri, sağına sonuna bakma gel. Gel dibimizden ayrılma. Peki Gülnaz anne. Sen bu listeye bakmaya devam et, ben de oradakine bakayım. Tamam.
Eğlencenin olduğu yer neresi diyorum? Öyle yerler nerede? Ben bilmem vallahi. Ha ya ya gel. Şunun derdini sen anla. Otelden çıkınca soldan yürüyün. Ondan sonra bütün sokaklar tünele çıkar. Oradan sağ, sonra tekrar sağ yapın. Ana caddeye çıkarsınız. Sağ taraf daha eğlenceli diyorsun yani. Evet. Hem güzel restoranlar var, hem de müzikoller var. Sağ ol Yahya. Rica ederim. Ulan senin ölçüden... Hey! Sakin ol Ali dayı. Ne yapıyorsun? Bir de elini omzuna koyuyor. Yani bu adamlara nasıl sabrediyorsun? Nasıl idare ediyorsun bu adamları? Allah için büyük adamsın Yahya. İdare edeceğiz ki rahat rahat işimizi yapabilelim. Değil mi dayıcığım? Aman Allah razı olsun. Deminden beri gıy 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 toprağımızı işgal ettikleri yetmiyormuş gibi bir de beynimizi işgal ediyorlar. Kemaneciler. Sokaklarda kimsecikler yok. Dükkanlardaki alışverişleri de bunlar ediyor. İnsanların parası var Binnaz teyze. Kim çıksak sokaklarda alışveriş edecek? Binnaz ablayla Güzide yenge. Sağ ol kızım. Biz keyfimizden çıktık sanki. Laf. Gel Yahya bak bunları aldık. Odalar için havluluk kumaş, ipler, yünler. Çocuklar için iş çamaşırı. Bütün eksik gedik tamamlandı. Ellerinize sağlık. Çay içer misiniz? Zahmet olmazsa. Yahya abime bir şey yapmadınız mı? Ayıptır söylemesi. Ona da gecelik için entarili kumaş aldık. Bu evde her şeyi söylemesi ayıp. Sabri. Entari giymeden yatsa da ayıp olmaz mı Binnaz teyze? Bana bak! Zahmet etme ben hallettim. Teşekkür ederim. Zar zor kavga dövüş Güzide'ye de bir elbiseli kumaş anca aldırabildim. İyi günlerde güle güle kullan. Kesenize bereket. İyi günler de gelecek inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Galip. Hoş geldin. Hoş bulduk. İşleri hallettin mi? Evet evet. Gel. Ne? Ne ne? Hadi kızım, üstüne bir şey dökülmeden kaldıralım şunları. Tamam ablacığım. Akşam limana git. Balıkçıların dönüş saatinde Bulgar sağdığı bul. Yükleme ile ilgili zaman belli olmuş mu onu öğren. Tamam. Bu adamlar da çöktü buraya yerleşti. Onlar buradayken silahları otelden çıkartmamız imkansız. Hatledikleri zaman çok zorda kalırız. Bir çözüm bulmamız lazım. Anlıyorum abi. Hadi aslanım. Haber bekliyorum senden. Tamam abi. Pardon, pardon. Affedersiniz, pardon. Annemler mi? Arkadi evler. Kırım'dan komşularımız. Biz yıllardır komşuyuz. Ailece çok iyi anlaşırız. Çok yakınız birbirimize. Bizi gördüklerine çok sevinecekler. Ay ne güzel. Ben de tanıdık birini buldum. Nasıl yani? Kim? Baroness Lola. İlk gelen gemilerden birindeymiş. Ama mümkün değil. Tatya bana Baroness'in çok önceden ülkeyi terk ettiğini söylemişti. Batan gemiyi ilk önce fareler terk eder tabii. Kedi evleri nasıl bulacağımızı bir öğrenelim bakalım. Sen de lütfen listelere bakmaya devam et. Pardon, pardon. Her zamanki gibi hiçbir aksilik olsun istemiyorum. Kapıdan çıktıklarında içkiden değil. Bu zarif gecenin etkisiyle sarhoş olmalılar. İtalyan ateşiyle binbaşı yan yana otursunlar. Ben tam karşılarında olacağım. Albay da tam yanımda. Efendim? Arabacı aşağıda bekliyor. Ne diyeyim?
Beklesin. Siz hazırlıklara devam edin. Ben birkaç saatliğine Dolmabahçe'ye iniyorum. Yeni gelen gemilerin nerelere demir atacağını bilmemiz lazım. Gece sonunda eksiksiz bir istihbarat bekliyorum senden. Sizi hiç hayal kırıklığına uğrattım mı? Hayal kırıklığına uğrarsam sen de uğrarsın. Bu güzelliğin zindanlarda çürümesini istemem. Bak. Senin ölmene izin vermem. Biliyorsun. Ama ihanet edersen acı çekersin. Siz bana güvenmiyorsunuz Vedat. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ve en az sizin kadar onların buradan gitmesini istiyorum. Başka şansın yok Lola. Ya bu otelde de durum aynı olursa? Konsolos sahibinin Kırımlı olduğunu söyledi. Bizim gibi müşterileri varmış. Yarın eşyaları alıp giderim ben. Ben yanımıza bir şeyler almıştım zaten. Geç. Ne var? Bir şeyi de becerin ya. Bir şeyi de becerin. Geç içeri. Şeref Otel. Sefarethaneye de çok yakınmış. Sen şimdi koş bir lazanyaya sor yemek hazır mı diye. Eğer hazırsa Ali dayım bunlar zıkkımlanmadan yemeğini yemek istiyormuş de. Peki dayı. Dur dur Sabri. Yahya amcanı gönder. Ecnebiler geldi de. Merhaba. Sabri gel gel gel. Bizdenmiş gelenler. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Burada bir sorun yaşamayacağız. Düşünmeyi bırak artık. Yok. Onu düşünmüyorum. Peki neyi düşünüyorsun? Ne tuhaf ki. Yani ne üzücü ki. Görmek istediklerimize ulaşamıyoruz ama... Baroness ta burada bile karşımıza çıkıyor. Görmek istediğimiz en son kişi. Yani benim için öyle. Hanımefendi, eğer bu dansı bana lütfederseniz bu gecenin en şanslı erkeği ben olacağım. Emin misiniz? Belki etrafta daha hoş hanımlar vardır. Baktım ama sizden başka herkes dans ediyordu. Ben de sizi bekliyordum. Silahları Yeşilköy'de balıkçılara teslim edeceğiz. O bölge sakin olacakmış. Haber geldi. Ne gün? Aman dikkat! Of Allah Allah! Haber bekliyoruz. Binnaz teyze. Şimdi ne çok sıcak, ne çok soğuk, ne çok pişmiş, ne az pişmiş böyle tam kararında bir şey istiyorlar. Çok bilmiş o. Ağzında derece var mendeburluğuna. Ben yukarıdayım ablacığım. Yahya. Efendim? Yeni gelenleri gördün mü? Kırım'dan gelmişler. Yok görmedim abla.
Girişlerini ben yaptım. Ama güzeller güzeli, ince gibi üstünden asale takan bir kızla... ...çakı gibi yakışıklı, aslanlar gibi bir Kırımlı Türk genci. Ay, çok merak ettim şimdi. Kırım'ın neresinden geldiler acaba? Memleketten bir haber alabilsek keşke. Vallahi kızım konuşturmadım. Zaten yorgunlardı. Bütün günlerini sefarethanede geçirmişler. Akrabalarını arıyorlar zar. Birkaç gün buradalarmış. Nasılsa tanışırız. Galip, laf dinleme. Götür şunu yukarı. Tamam, ben hastayım. Gülnaz abla. Misafirlere şu böreklerden ikram etsek he? Hem karşılama olur. Şu kırmızıları diyorum. Olur tabii. Koy birkaç tane. Ben götürebilir miyim? Şşş kızım, atlama öyle. Erkekler götürür. Ne olur baba, kapıdan verip gelirim. Bir yüzlerini göreyim. Hem sıcak sıcak yesinler, yazık. İyi, tamam ama oyalanma sakın. Tamam abla. Dört tane koy. Hadi kızım çabuk soğutmayın. Delikanlı. Şarap bitiyor. Hemen getiriyorum. İşte nereye? Yemek götürüyorum. Ben getireyim. Bırak. Binnaz abla sen götür dedi. Önemli değil, önemli değil. Hemen hallediyorum. Yardım ediyordum da. Zahmet etmeyin. Peki. Saygılar hanımefendi. Ben kırmızılara börek götürüyordum. Mutfaktan götür dediler. Tamam. Ben burada bekliyorum. Sen bırak gel. Tamam Yahya abi. Belki de baroness. Sana gönderdiği mektupta İstanbul'a gideceğini ve ona nasıl ulaşabileceğini yazmıştır. Yazık. Keşke yakmasaydım mektubu. Hiç merak etmiyorum. Ben hemen eşyaları toplamaya başlayayım. Bu sefer hayır. Buyurun. Hayırlı akşamlar efendim. Otel sahibimiz Ahmet Yahya Efendi'nin ikramıdır. Hanımı kendi elleriyle yaptı. Çok teşekkür ederiz, zahmet oldu. Sizlere hoş geldiniz diyorlar. Diyoruz yani. Çok misafirperversiniz. Teşekkürlerimizi iletin lütfen. Afiyet olsun. Sağ olun, tekrar iyi akşamlar. İşte Türk misafirperverliği. Çok zarif insanlar. Kızları da ne kadar güzel. Oh. Alıştı kokuyor. Seyit. Bencillik etmek istemem. Karşımıza çıkan her kapıyı çalmamız lazım. Yani istersen baronesi arayabiliriz. Benim yüzümden bu ihtimalle arkanı dönmeni istemem. Gerçekten söylüyorum. Barones mutlaka bize yardımcı olabilecek birilerini tanıyordur. Ben Rusya'da görmek istemediğim bir insanı niye burada görmek isteyeyim? Barones ihtimali zaten bizim hayatımızda yoktu. Bundan sonra da olmayacak. Tamam mı? Sen bilirsin canım. O zaman Şerife.
Şeref. Yine sayenizde nefes alıyoruz. Dostlarımı iyi hissettikçe ben de kendimi evimde gibi hissediyorum. Buyurun lütfen. Yemekten memnun kaldınız mı albayım? Olağanüstüydü her şey. İtalyan ateşe likörünü de içtikten sonra çok renkli hikayeler anlatır. Kaçırmayın derim. Öyle mi? Harika. Buyurun. Tüm kadınlara ders diye okutulmalısınız Barones. Ne tatlısınız. Anlatın bakalım. Ne kadar burada kalmayı düşünüyorsunuz? Eğer uzunca bir süre kalmayacaksanız size alışmamaya çalışacağım. Uzun bir süre buradayım. İçimi rahatlattınız. Siz şehre hakim oldukça kendimi güvende hissediyorum. Buna memnun oldum. Rusya'dan gelen gemiler limanda oldukça uzun bir süre bekletiliyormuş. Herkes bundan şikayetçi. Biliyorsunuz değil mi? Evet ama gemiler ardı ardına geliyor. Personel sıkıntımız var. Birkaç aya bu sorun ortadan kalkacak. Ama gene de evrak işleri malum. Uzun sürüyor. Aslında son gelen gemide benim de iki misafirim var. Öyle mi? Evet. Günlerdir karaya çıkmak için bekliyorlar. Eğer beklediğiniz sizin için özel biri ise çok kıskanırım. Sizin hiç kimseye kıskanmanıza gerek yok. Petro Borinski ile tanışmanızı çok isterim. Kendisi asil ve önemli bir ailenin tek varisi. Kırım'da tesadüfen bir arkadaşıma ulaşmaya çalışırken izine rastladım. O da öldürülmek üzere arananların en başında. Anlıyorum. Eğer karaya bir an önce çıkmaları için yardım edebilirseniz size karşılığını fazlasıyla ödeyecektir. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Buna hiç şüphem yok. Tek başımsın. Diye kapıyı kilitliyorsun. Neredeydin? Makine dairesinde. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Yine kumar oynadın değil mi? Paraya ihtiyaçları vardı. Aslında hala da var. Ben bunlara yardım ediyorum sadece. Saçmalama. Bütün paranı kaybedeceksin Celil. Karışma bana. O para sana lazım Celil. Aptal aptal paranı saçmana izin vermiyor. Karışma be! Kendine gel! Toparlan artık! Yemek yemiyorsun, sadece içiyorsun. İnsanlıktan çıktın, kendini öldürüyorsun. Bırakmıyorsun ki kendimi öldüreyim! Bırakmıyorsun ki! Bırakmıyorsun ki toptan yanına gideyim! Bırakmıyorsun ki! Petro... Yeterince insanın ölümünü seyretmedik mi? Etrafımızda yeterince insan ölmedi mi? İstanbul'da kaldığımız sürece sana ihtiyacım var. Benim için hayatta kalacaksın. Kendini toplayacaksın. Toplamak zorundasın. Zaten namlunun ucundayız. İngiltere'ye gidene kadar da o mermi peşimizde biliyorsun. Burada da neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sana ihtiyacım var. Gece olunca, bütün sesler çekilince daha çok duyuyorum kafamdaki sesleri.
özlemle baş etmek daha zor. Ne yapıyorlardır diye düşünüyorum. Nina beni çok özlüyordur. Ruhumuzun yarısı orada kaldı. Biliyorum senin yanında özlemden bahsetmek çok ayıp. Bulacağız onları. Kaçtılar. Bir gün mutlaka bulacağız. İyi misin? İyi. Kaptanla görüştüm de karaya çıkmak için haftalarca bekledikleri olmuş. Yani bir süre daha buradayız gibi görünüyor. Şu an cehennemin dibinde olsam umurumda. Benim umurumda ama. Bir an evvel karaya çıkmak istiyorum. Dua edelim de Lola bir şeyler yapabilsin. Bu hava iyi gelecek sana. Ben önce bir araba ayarlayayım. Sen sefaretendeki listelere bakmayı devam ederken ben öbür otelden eşyalarımızı alırım. Ondan sonra gelirim yanına. Bacacıklarım. Nerede aracığım? Hakikaten de oy bacacıklarım. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırdır bizler. Bir derdiniz mi var? Yok hayır. Yahya Bey bizim Kırım'dan misafirler. Merhaba. Ben Ahmet Yahya. Bu otelin sahibiyim. Çok memnun oldum. Seyit Eminov. Şura. Memnun oldum. Dün akşamki zarif jestiniz için size çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Nasıl rahat edebildiniz mi? Evet. Hı. Ne zamandır ilk defa evimizdeymişiz gibi uyuduk. Aman aman. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Çok sevindim. Ben dün size sormayı unuttum. Siz Kırım'ın neresindensiniz? Aluç'ta. Ya Aluç'ta? Evet. Güzide Hanım. Gel. Hı. Bak, beyefendiler Alıştı'dan gelmişler. Hanımın da Alıştı'lıdır. Öyle mi? Bahçesaray'da doğup büyümüş ama buraya Alıştı'dan geldiler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Bak bak, nasıl memleketlisini gördü. Hemen inci tanelerini hazırlamaya başladı ha? Bakın bakın, şimdi teker teker gelecekler. Bak 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 bak. Ali dayı, üstüne gitme o kadar. Seni misafirlerimizle tanıştırayım. Beyefendi Seyit Eminov. Hanımefendi de... Şura. Kurt Seyit Eminov mu? Evet. Ama bana sadece yakın dostlarım Kurt Seyit derler. Mirza Mehmet Eminov'un en büyük oğluyum. Tanır mısınız kendisini? Tanımaz mıyız hiç? Tanımaz mıyız? Abla. Biraz abla. Seyit'in doğumunu hatırlarım ben. Yeni gelindim. Mirza Mehmet bütün Alıştı'yı sevindirmişti. O da evlatlarından güldü, sevindi çok şükür. Onlarla gurur duydu. Onlarla övündü. Payına düşen malını, bağını, bahçeni, her şeyi alacaksın. Ama bu eve ne o kadını getir, ne de o kadınla birlikte yaşadığın bütçe kendin gel. Ama senin yerin başkaydı Seyit. Sen babanın göz nuruydun. Cümle alem bilirdi bunu.
bugünkü baskını püskürtmeyi püskürttük ama... Ne silahım... ne de gücüm ailemi kurtarmaya yetti. Annemle babamı kendi elimle toprağa verdikten sonra... bir takayla Aluşlu'dan kaçmak zorunda kaldık. Kollarımda bir hainin sırtından vurdu kardeşim. Osman'ı kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah geride kalanlara da uzun ömür versin. Amin. Sinop'ta sığındığımız evin bahçesine defnettik. Aluşlu'dan hep ayrılmak isterdi. Zaten istediği de oldu. Toprağı Sinop'ta. Siz Sinop'ta mı evlendiniz? Hayır. Henüz evlenmedik. Benim de yolda gelirken evrağım kayboldu. Tam 8 ay sürdü buraya gelmemiz. Tabii yeni evrak çıkardık falan, öyle evlendik. Sizin de öyle bir karışıklık mı oldu? Yani. Olaylar yüzünden ailemle Rusya'da ayrılmak durumunda kaldık. Ailemin de yanımda olmasını istiyorum. Yanımızda. Doğru. Hadi şu tatlının şerbetini dökelim. Aramız da güzel Türkçe konuşuyor. Öyledir. Konuşmaya başladı. Şerbet tatlının yarısını. Biliyordur canım. Zahide Hanım bundan güzellerini yapmıştır gelinine. Onların yemeklerinin yanında bakalım bizim yemeklerimizi beğenecek misin? Beğenirim tabii ki. Ellerinize sağlık. Ben siz Aluşta da bağ evinde kalıyorsunuz sanmıştım. Evet. Çiftliğe gitmeye fırsat bulamadık. Ben misafirlerinizle de tanıştım. Celil'le Tatlı'yla mı? Evet. Tesadüfen. Acaba onlar da geldi mi? Bütün sevdiklerimizi Aluşta da bıraktım. Gamzelerini neden sakladın benden bugüne kadar? Güzel yüzünde o sıcak tebessümü görmek için... illa Aluşta'dan birilerinin mi gelmesi gerekiyordu? Maalesef Aluşta'dan aynı gece ayrılmışız. Ablamdan güzel bir haber alamadım. Keşke o gözlerindeki bunun arkasında neler var görebilseydim. Keşke. Özlemden başka bir şey yok Yahya Bey. İnsan tanımadığı biriyle evlenmek için ta Kırım'dan buraya gelir mi? Bunu benim kollarıma trenden atlayan o cesur kız mı söylüyor? Ama bu cesaret değil ki.
Bu büyük kumar. Aşık olmadığın bir adamla evleniyorsun. Onun çocuklarını doğuruyorsun. Sırf ailen öyle karar verdi diye. İnanılmaz bir şey. Bazı durumlarda senin iyiliğin için senin adına aile büyüklerin karar verirler. Zavallı kız. Saçmalık. Büyük saçmalık. Ben seni hala cepheden dönmemiş farz ederek yaşayacağım. Ne oldu? Hava almaya çıkacağım. Ben seni kıracak bir şey mi söyledim? Yok hayır, tatlı ağır geldi. Biraz yürüyeceğim. E tamam, ben de giyineyim, sen de geleyim. Şöyle lütfen. Ben gideyim. Hem Ali dayı ağrılarından bahsetmişti bana. Aşağı inmişken merhemini de vereyim ona. İyi gelir. Sen de uyu. Peki.